Başkent'te Sağlık Programı'ndan merhaba sevgili izleyiciler. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle bugünkü programımıza da başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, biz bugünkü programımızda stresle mücadele etmede ve stres yönetiminde çok çok önemli bir yeri olan bedene yönelik yöntemler hakkında bilgiler alacağız. Doğru nefes alma, spor yapma, meditasyon, düzenli uyku ve tabii ki doğru beslenme. Aslında bildiğiniz gibi biz stres konusunu işlediğimiz zaman bu konulara sıkça değindik ama bugünkü programımızda sizden de gelen sorularla daha ayrıntılı bilgiler alacağız. Uzman konuğumuz Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Nesrin Hisli Şahin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi hafta sonları diliyorum hocam size. Hepimize, tüm izleyicilerimize ben de aynı şekilde iyi hafta sonları diliyorum. Hocam evet, biz sizden çok güzel bilgiler aldık geçen programlarımızda. Stres nedir, stres yönetimi nedir? Tabii stresin kişiliğimizle bile çok yakından ilişkili olduğunu anladık programlarımızda. İletişim tarzımızla. İletişim tarzımız. Bedene yönelik yöntemler de çok önemli. Stresle mücadele edebilmede. Tabii ki stres yetişkin, çocuk, herkesin karşısına çıkabilir. Stresle mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü stresi engelleyemeyebiliriz. Öyle değil mi? Engelleyemeyiz. Bu karşımıza çıkacak ama nasıl tabii ki en aza indirmek, bedensel hastalıklara neden olmaması için neler yapabiliriz? Evet. Çok önemli bir konuyu bugünkü programımızda gündemimize getiriyoruz. Evet. Hemen izleyicilerimize de hatırlatalım. Sevgili izleyiciler, biz bedene yönelik yöntemler hakkında bilgiler alırken sizden gelecek olan soruları da telefon numaralarımızdan, elektronik posta adresimizden ya da SMS yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu soruları değerlendirmeye çalışacağız programımız içinde. Hocam biz aslında geçen programlarımızda izleyicilerimiz, takip eden izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Stres yönetimini beyne dayalı olarak nasıl yapabiliriz tartıştık ve bu konuda bilgiler aldık. Evet, son yıllardaki yaklaşım bu. Pek çok alanda olduğu gibi beyin gerçekten çok önemli. O yüzden stres yönetiminde de beyni dikkate alarak neler yapabiliriz, onun üzerine durmaya çalışıyoruz. Öyle olunca da tabii ki beynin ne olduğu, nasıl çalıştığı, bunu bilmekte yarar var. O yüzden ben izleyicilerimize birazcık o hatırlatmaları yapmak istiyorum yine. Buyurun. Ama şunu belki ilk başta söylemekte yarar var. Neden bedensel yöntemlerle başlıyoruz? Çünkü stres bedensel olarak yaşanan bir tepki. Yani stresi yaşadığımız anda bedenimizde epey bir şeyler oluyor. Onu daha önceden konuşmuştuk. Ayrıntılarına bugün girmeyeceğiz ama bedensel yöntemlerle baş etmek o yüzden çok önemli. Belki böyle bir kısa bir özet yapmakta yarar var. Şimdi yönetmenimiz bize yardımcı olursa eğer slaytlarımızı, bu meşhur slaytlarımızı bir kez daha hatırlayacak olursak eğer. Evet, şimdi ilk olarak şunu söylemiştik. Beyne dayalı çalıştık demiştik bu ana kadar. Bir defa beynin temel programlarını olduğunu hatırlayalım. Beynimizin en temel programları dengeye duyarlı olması. Beynimiz dengeye duyarlıdır. Denge bozulduğu anda stres tepkisi başlar. Evet. Bu bedende dengelerin bozulması olabilir. Dışarıdaki dengelerin bozulması olabilir ama sonuçta beyin bundan etkilenir ve hemen stres tepkisini başlatır. Birincisi dengeye duyarlı olması. İkincisi tehlikeyi yakalamaya duyarlı olması. Üçüncüsü de hayatı sürdürmeye duyarlı olması. Yani hayatımızı sürdürebilmek için tehlikeyi fark etmemiz gerekiyor. Dengede olabilmemiz için tehlikeyi fark etmemiz gerekiyor. Bütün canlılar için aynı şey geçerli. Bir bunu hatırlayalım. Beynimizin temel programları bunlar. İkinci hatırlayacağımız şey, beynimiz bizim yıllar içinde gelişmiş bir beyin. Yani 700-500 milyon yıldır gelişen bir beyin diyoruz. Bu gelişmeler içinde tabii ki hep bu gelişme neye bağlı olarak olmuş? Çevreyle etkileşimlere bağlı olarak uyum yapan ve değişen bir beynimiz olmuş. Böyle olunca da ilk başta işte en ilkel katmanları var bu beynimizin. Sürüngen beynimiz dediğimiz bir beynimiz var. Burada oklarla zaten işaretlenmiş durumda. Ondan sonra gelişen bizim memeli beynimiz dediğimiz beynimiz var ki çocuklukta çok iyi gelişmiş olarak doğuyoruz. Ve bebeklikten itibaren burada epey bir programlar, kayıtlar tutuluyor diye anlatmıştık kişilik konusunu konuşurken. Ondan sonra gelişen bölge daha beyin kabuğu bölgesi ama bunun ilk daha erken gelişmiş olan bölgesi primat beynimiz dediğimiz beynimiz. Ve en son gelişen bölge ki bu yüz milyonlar değil daha da az bir zamandır yani 50
50 bin yıl diyenler var, işte 100 bin yıl diyenler var ama yani çok çok yeni olan beynimizde insana özgü beynimiz diyoruz. Evet. Evet, o da bu kırmızı okla gösterilmiş olan bölge. Şimdi bu 100 milyonlarca yıl içinde gelişiyor. Fakat enteresan olan şey şu ki alt katmanlardan yukarıya doğru gelişen bu beynimiz yönetim söz konusu olduğu zaman üst katmanlardan aşağının kontrol edilebilmesi mümkün, yönetilebilmesi mümkün. Zaten bugün hep onu konuşacağız. Yani insana özgü beynimizi kullanarak biz stresimizi nasıl yönetebiliriz? Onları konuşacağız. Fakat tabii ki yani bu her zaman için insan rahatken biz mesela şu anda daha göreceli olarak daha rahatız. Azıcık stresimiz olsa bile değil mi sonuçta programla bağlantılı olarak ama yine de rahat sayılırız. Öyle olunca da beynimizin bu insana özgü kısmı birazcık daha iyi çalışabiliyor, daha rahat çalışabiliyor. Bunu da zaman içinde aslında hocam insanlar kendilerine öğretebiliyorlar. Belki işte duruma alışkanlık geliştirebiliyorlar. Yani evet bunu öğrenebiliriz. Bir şeyler yeni alışkanlıklar geliştirebiliriz. Ama şunu ben hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Biz sakinken insan beynimizi kullanma ihtimalimiz çok daha yüksek. Ama strese girdiğimiz zaman hemen beynimizin alt katmanları devreye giriyor. Onun da slaydı şöyle tekrar slaydımızı gösterirse ve hatırlattığınızda çok önemli bir şey vardı. Hep zaten bu tehlikeye yönelik beynimiz tehlikeyi yakalamaya yönelik çalışıyor. Evet, tehlikeyi yakalamaya çalıştığı için de hemen otomatik mod devreye giriyor. Yani alt katmanlar devreye giriyor. Evet. O zaman hatta şöyle bir el modeli yapmıştık. Üst katmanlar devreden çıkıyor ve beynimiz alt katmanlardan çalışmaya başlıyor. Öyle olduğu için de işte biz stres çok yoğun stres altındaki aklım başımdan gitti diyebiliyoruz. Tepemin tası attı diyoruz. Değil mi? İşte ne yaptığımı bilemedim bu diyoruz. Bu durumu çok iyi anlatan tabirler var çocuk gerçekten. Gibi davrandım diyoruz. Evet. Çünkü gerçekten de o alt katmanlar çocukluktan itibaren edindiğimiz alışkanlıklarla hatta kişiliğimiz demiştik. Onu hatırlayacak izleyicilerimiz. Evet, ondan sonra da hatırlamamızda yara olan şey beynimizin sürekli değişen bir beyin olduğu. Yani nöroplastisite diyoruz buna teknik adı ama sürekli uyum yapan ve değişen bir beynimiz var bizim. Bu ölünceye kadar da sürüyor. Ama eğer hiç değişmeyen insanlarsak, çok katı bir kişiliğimiz varsa bu yine değişim oluyor burada ama daha da katılaşmak yönünde bir değişim oluyor. Ama eğer kendimizi geliştiren, değiştiren, öğrenmeye açık bir insansak daha yeni şeyleri, yeni bağlantılar kurmaya yönelik bir değişim oluyor. Ama mutlaka değişiyor. Bir izleyicimizin strese bağlı kronik baş ağrıları şikayeti oluyormuş. Biz izleyicimize hemen hatırlatalım. Bu konuyla ilgili çok önemli bilgileri programımızın ilerleyen dakikalarında almaya devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Lütfen izlemeye devam edin evet, programımızı. Bedensel yöntemlerimizi geçtiğimiz zaman hakkında konuşacağız. Ama izleyicilerimize şunu hatırlatalım o zaman aynı izleyicimize. Öğreneceği yöntemleri mutlaka arka yani sık sık kullanması gerekiyor. Düzenli olarak sadece yapması gerekiyor. Değil. Sadece bir kez evet, değil. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Ki beyninin bu yeni devreler kurma şeyini de yapabilsin. Pekiştirsin. Yani beyinde yeni devreler kurulabilsin. Hocam evet beyin değişebiliyor. Alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Aslında çok sık kullandığımız bir söz vardır bizim. Yedisinde neyse yetmişinde de odur gibi. Bu çok yanlış bir söz olduğunu aslında buradan anlamış oluyoruz. Evet, evet yanlış bir söz. Bunlarla ilgili yapılmış çalışmalar, deneyler var mı? Bize daha somut nasıl anlatırsınız var, hocam? Var yani çok enteresan deneyler var. Bu ta 1950'lere kadar falan gidiyor. Yani beynin biçimlenebildiğine ilişkin önce bu bilgiler çıkmış. Kedi yavrularıyla yapılan çalışmalar var. Kedi yavrularını işte dikey çizgileri bir grup kedi yavrusunun dikey çizgiler olduğu bir ortamda büyütmüşler doğduğu andan itibaren ve gözleri açık tutulduğu süre içinde sadece dikey çizgileri görmüş kedi yavruları. Diğer gruba da yatay çizgiler gösterilmiş sadece belli bir süre. Ve bir süre sonra beyinlerine bakıldığında yani nasıl işlediğine bakıldığında yatay mesela sadece yatay çizgileri gören kedilerin dikey çizgileri artık göremedikleri, fark edemedikleri ya da dikeyi görenlerin yatayı fark edemedikleri. Buradan beynin
öğrenmeye bağlı olarak, çevreyle etkileşime bağlı olarak değiştiği bilgisi çıkmış. Ama ondan sonra inanılmaz deneyler yapılıyor. Mesela beyne, hücrelere elektrotlar konuyor ve ondan sonra maymunlarla yapılıyor bu. Beş parmağını oynatıyor. Evet. Ve beyinde farklı bölgelerin devreye girdi. Beyin haritasında farklı yani her parmak için farklı bölgeler. Evet, geçiyor. Farklı bölgeler aydınlanıyor, ışığı veriyor. Ondan tutuyor mesela iki parmağı dikiyor. Bu şekilde maymunun iki parmağı dikiliyor. Beyinde yani bu geriye sefer dört parmak gibi oluyor. Dört parmaklı devre bu sefer gözleniyor. Yani dört ayrı parmak için. Sonra açıyor, tekrar beşe dönüyor. Mesela. Yani beyin bunu hemen algılıyor. Beyin evet. Beyin bu kendini sürekli algılıyor. Değişime bağlı olarak kendini sürekli değiştiriyor. Daha sonra yapılan çok daha ilginç deneyler var. Felç hastalarıyla yapılan çalışmalar var ama mesela maymunlarda yine tabii ki insanlarda denenen şeyler değil bunlar. O yüzden hayvanlar kullanılıyor. Mesela maymunların iki tür sinir vardır. Bir beyinden kaslara giden, bir de kaslardan beyne gelenler. Kaslardan beyne giden sinirleri kesiyor mesela sağ kolundaki. Ve bu durumda aslında normalde beyinden giden sinirler aracılığıyla kolu oynatabilmesi lazım. Fakat orada bir şok yaşıyor beyin ve bu sağ eli kesilmiş olduğu için kolu, bu kolunu hareket ettirmiyor, ettiremiyor maymun ve bu koluyla çalışmaya başlıyor. Bu deneyi yapan kişi bu sefer tutuyor, başka maymunlarda tabii. Bu kolunu kestiği zaman bunu kullanmasına izin vermiyor. Bunu askıya alıyor. Bu kolu hareket ettirmeye başlıyor. Bu kullanılmayan kolu hareket ettirmeye başlıyor. Ve bir süre sonra bu kol kullanılır hale geliyor. Daha enteresan bir şey yapıyor. İki kolu birden kesiyor sinirlerini, götürücü sinirlerini. Ondan sonra ikisini birden askıya alıyor. Bir 6 hafta tutuyor. 6 hafta sonra ikisini birden kullanılır hale gelebiliyor. Yani felçli hastalar için de. Ve bu şimdi kullanılıyor. Felçli hastalar için de kullanılıyor. Bunun kritik bazı dönemleri falan var. Ama yani bunlar bize beynin nasıl güçlü bir organ olduğunu, değişebildiğini gösteriyor. Onun için izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Değişen bir beynimiz var. Biz kendimiz istersek bu beyin devrelerimizi değiştirebiliriz. İstediğimiz nedir? Mümkün olduğu kadar alt katmanların kölesi olmaktan kurtulmak ve mümkün olduğu kadar insan beynimizi kullanabilir hale gelmek. Bundan söz ediyoruz beyindeki değişim. Hatta bir deney daha, ondan da söz edeyim. Fareleri alıyorlar, stresi yüksek bir ortama koyuyorlar. Bu ortamdayken farelerin beyinlerinde öğrenmeyle ilişkili olan bölgede küçülmeler başlıyor. Hücreler ölüyor, küçülmeye başlıyor orası. Ama ortamını değiştiriyorlar aynı farenin. Beyni küçülmüş olan farenin, o bölgenin küçülmüş olduğu fare, daha stresi olmayan, daha güzel bir ortama, daha rahat bir ortama koyuyorlar. 1,5 saat içinde, bakın bu çok ilginç, 1,5 saat içinde, kısa bir süre hocam, çok kısa bir süre içinde elektron mikroskobuyla fark edilebilen bir yeni bağlantı kurma durumu başlıyor. Yani beyni rahat bırakırsanız, rahat bir ortama koyarsanız, stresinizi yönetebilirseniz demek oluyor burada. Yeni bağlantılar kurulabiliyor beyinde. Bunun diğer yöntemlerle gözlenebilmesi için 3 ya da 6 ay geç, elektron mikroskopu tabii çok küçük şeyleri yakalayabiliyor ama MR'larda mesela gözükebilmesi 3 ya da 6 ay mümkün bulabiliyor. Yani böyle bir değişen beynimiz var. Tabii ki değişebiliyor. Bu çok kolay değil. Bunu yapmak için bazı yöntemlerden yararlanabiliriz. Yöntemleri konuşacağız. Bunu da konuşacağız. Hocam aslında önemli olan konulardan biri de hani geçen programlarımızda da değindik aslında. Tabii ki kişiliğimiz çok önemli. Stresi her kişi farklı duygularla ortaya koyuyor dedik. Evet. Halk röportajı yaptık aslında. Bu röportajlardan da çok net görmüştük. Evet. Farklı olan kişilikler tabii ki stresi de farklı olarak algılamaya, farklı yaşamaya neden oluyor. Tabii ki. Çünkü bunu stres da, olayda değil, olaya bizim verdiğimiz anlamda demiştik. Anlamı da kişiliğimize bağlı olarak veriyoruz demiştik. Bu da aslında tabii ki stresin belirtilerini değiştiriyor, öyle değil mi? Yani stresin anlık ve uzun dönemdeki bazı belirtileri de var. Tabii. Bunları kısaca nasıl anlatabiliriz yani hocam? Anlık belirtiler hayatımızı korumaya yönelik belirtiler. Bedende oluşan bütün o değişimler, stres hormonlarının açığa çıkması, enerjinin açığa çıkması. Bizim canımızı kurtarmak için yapabileceğimiz, yani kaçmak ya da mücadele etmek ya da donup kalmak da onlardan bir tanesi. Bunları devreye sokucu yöntemler oluyor. Ama onun kısa süreli olması lazım ve bizim bir an önce o bizim hayatımızı tehdit
ettiğini düşündüğümüz ya da kayıp olarak düşündüğümüz ya da işte bir şekilde bir hak ihlali olarak düşündüğümüz olayı çözmemiz gerekiyor ki eski halimize dönelim. Neydi beyin? Dengeye programlanmıştı. Tekrar dengeye dönmesi gerekiyor beynimizin. Ama bir şekilde bunu yapamazsak eğer biz kişiliğimiz nedir? Bizim aslında kişiliğimiz daha belki farklı bir ifadeyle stres, hayat boyu stresle, değişimlerle mücadele etme yöntemlerimizdir. Yani savunma yöntemlerimizdir. Eğer bu yöntemlerimiz işlevsel yöntemlerse, bir an önce anlık streslerimizi çözmemize yardımcı olan yöntemlerse, o zaman biz kronik stresin vücudumuza yaptığı hasarları engellemiş olacağız. Engellemiş oluruz. Ama eğer kullandığımız yöntemler, çocukluğumuzdan itibaren öğrendiğimiz yöntem, o zamanlar bebekken, çocukken, ergenken belki işe yaramış olan yöntemler artık işe yaramaz bir durumdaysa, o zaman tabii ki işe yaramayan yöntemleri kullandığımız için de problemlerimizi çözemeyeceğiz, ihtiyaçlarımızı gideremeyeceğiz. Böyle olunca da haliyle bu stres birikmeye başlayacak. Biriken neydi? Biriken evet. Stres hormonlarıydı. Evet. Bu hormonlar evet. Ne yapıyordu? Vücutta tahribatlara yol açıyordu. Böyle evet. Bir hatırlatma da bedensel hastalıkların ortaya çıkması neden olabiliyordu. Evet. Tabii ki kişiliğin oluşmasında ebeveynlere çok önemli evet. Görevler evet. Düşüyor. Bu konu hakkında da bilgiler aldık sevgili izleyiciler. www.kanalb.com.tr adresinden kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz programlarımızı program arşivleri bölümünden izleyebiliyorsunuz. Ama bir şey de hatırlatalım tekrardan değil mi? Ebeveynlerimizle olan ilişkilerimiz çok önemliydi. Evet. Ancak değişen bir beynimiz olduğuna göre eğer biz bugün baktığımızda evet benim çocukluğumda öğrendiğim baş etme yöntemleri işime artık yaramıyor. Başıma hatta dert açıyor. Yeni yöntemler öğrenmeliyim evet. Diyorsak. Onu diyorsak değiştirebiliriz, başarabiliriz. Evet, hocam, pardon, şunu bir tabii ki. Şeyden buyurun geçelim. Hocam. Tekrar buyurun. Yönetmenimiz gösterecek olursa eğer bize bu slaytlarımızı. Evet. Demiştik ki bizim insana özgü beynimiz en son gelişendi. Sadece insana özgü bir beyin bölgesiydi burası ve burada yeşille gösterilen bölge. En öndeki beyin diye çevirebileceğimiz prefrontal korteks teknik adı. Hı hı. Bu bölge çok ilginç bir bölge burası. Neleri yapıyor diye baktığımızda bir defa bedenimizin işleyişinin düzenlenmesinde burası devrede. Yani hı hı. Beden işleyişle düzenleniyor. İlgili odaklı iletişimden sorumlu olan bölge burası. Yani benim sizi dikkate alarak iletişim kurduğum, sizin de beni dikkate alarak benden gelen mesajları algılayarak benimle iletişim hı-hı. kurduğunuz hı-hı. Bölge burası. Yani bunu insanlar yapabiliyor. Bunu yani diğer canlılarda görmeniz mümkün değil. Zaten iletişim kuramıyorlar onlar. İletişim diye bir şey yok. İletişimin temelinde de bu yatıyor. Evet, iletişimin temelinde de bu yatıyor. Ondan sonra duygularımızı hı-hı. düzenlenmesine yardımcı olan bölge burası. Yani öfkemizi, korkumuzu, diğer bizi rahatsız eden duygularımızı düzeltmemize ya da çok heyecanlarımızı kontrol eden bölge de burası. Tepkilerimizin ertelenmesine yardımcı olan bölge, esnek tepkiler vermemize yardımcı olan bölge burası. Çünkü alt katmanlar hatırlayacağız hemen tepki veriyor. Hemen. Ama burası düşünüp bir dur bakalım nedir bu? Evet. Ona kadar sayma. Bir sayayım bakayım. Evet bir evet. Doğru bir anlayayım olayı diye düşünerek tepki verdiğimiz ya tepkimizi erteleyebildiğimiz bir bölge burası. O yüzden burayı kullanmak çok, çok önemli. Stres yönetiminde. Evet yani empatiden sorumlu olan bölge burası. Yani benim kendimi sizin yerinize koyabilmem, sizin kendinizi böylelikle karşı. Hı hı. İçgörüden sorumlu olan bölge burası. Yani benim geçmişimde başımdan geçenleri kullanıp şu andaki hayatımı değerlendirebilmeme ve ondan sonra geleceğe yönelik de bir program yapabilmeme yardımcı olan bölge burası. Sezgilerden ve de vicdandan sorumlu olan bölge burası. Ahlaki değerlerden sorumlu olan bölge burası. Yani bana yapılmasını istemediğim şeyleri benim de başkalarına yapmamı engelleyen bölge burası. Şimdi ne demek oluyor? Düşünün yani. Beden işlevlerini kontrol edebilen bir insan. Şimdi bütün bunları yapabilen bir insanı düşünelim. Beden işlevlerini kontrol edebiliyor. Yani aşırı stres tepkisi vermesini engelleyebiliyor. Duygularını yönetebiliyor. Korkusunu yönetebiliyor. Empatik. İçgörüsü var. Kendi hayatını belli bir şeye, öyküye oturtabiliyor, planlar yapabiliyor ve de vicdanlı.
Şimdi böyle bir insan olmak istemez miyiz yani hepimiz? Hepimiz ya da çevremizdeki insanların böyle olmasını istemez miyiz? Ve olabiliriz. Olabiliriz. Bunu biliyoruz artık. Evet, ama şunu da biliyoruz. Biz bir şekilde öyle bir kaptırıyoruz kendimizi hayatın girdabına. Biz beynimizin bu bölgesini pek fazla kullanmıyoruz. Bu bölgenin kullanılması bilincin kullanılması demek oluyor. Bu bölge beyin, bir de hani plastik beyin dedik ya, hep iyi tarafını söyledik ama kullanılmayan bölgeler de yok oluyor. Yani beyin öyle işleyen demir ışıldar hikayesi. Yani ya kullan ya kaybet ilkesiyle çalışıyor. Eğer kullanmıyorsak bu bölgeleri, bir zaman sonra bu bölgeleri artık kullanamaz hale geliyoruz. Çünkü bu bağlantılar kurulmuyor. Peki hocam, bu bölgeyi daha iyi ve daha işlevsel kullanabilmek için yine bu bedensel yöntemler işin içine giriyor mu? Kesinlikle içinde. Onun için çok önemli. Yani bedensel yöntemleri sadece işte stres yönetimi için kullanıyoruz demeyelim. O çok basitleştirmiş oluyoruz. Esas biz, beyin gücümüzü evet, daha beyin iyi beyin gücümüzü ve insan kullanmak. Beynimizi. İnsan beynimizi. Evet. Daha işlevsel olarak kullanabilmek için bu bedensel yöntemlerden söz edeceğiz. Daha sonra da haftaya da belki inşallah zihinsel devam yöntemlerden. Edeceğiz. Bir sonraki slaydımda o zaman, yani burada biz bütün bu program boyunca bizim ana fikrimiz bilinçli stres yönetiminden bir söz etmeye çalışıyoruz. Yani bilincimizi, beynimizin bu bölgesini kullanarak stresimizi yönetmekten söz ediyoruz. Bilinçli farkındalığımızı devreye sokarak stres yönetiminden söz ediyoruz. O zaman bilinçli stres yönetimi aynı zamanda bilinçli duygu yönetimidir demektir diye düşünebiliriz. Böyle baktığımızda, bunu bilmiyorum daha önce göstermiş miydik biz izleyicilerimize ama. Bunu ilk defa görüyoruz hocam. Duygularımızı böyle üç çember gibi düşünecek olursak eğer, herhangi bir duyguda bedenimiz devrede mutlaka. Yani izleyicilerimiz ya da siz düşünün ya. Mesela öfkelendiğinizi düşünün. Öfkelendiğiniz zaman o öfke bir duygudur. Evet. Ve adı konmuş bir stres tepkisidir. Onu da, yani duygularla stres arası nasıl bir ilişki vardır diyecek olursak, hatırlayacak olursak. Adı konmuş bir stres tepkisidir öfke. Öfkeyi yaşadığımızda kalp atışlarımız değişir, kaslarımız gerilir, çenemiz kasılır değil mi? Yani elimiz ayağımız buz keser falan, bedenimizde bir şeyler olur. Aynı zamanda aklımızdan da neler geçiyordu düşünceler olarak? İşte bana bunu yapmaya hak yok, ben bunu hak etmedim, nasıl bana bunu yaparlar falan gibi düşünceler geçiyordu. Yaşıyoruz. Ve öfkeyle ilişkili olarak bir takım davranışlar içine giriyordu. Kimimiz saldırganlaşabiliyordu, evet. Kimimiz daha içine kapanıyorduk, kimimiz ağlıyorduk evet. falan. Yani böyle tepkilerimiz değişiyordu. Böyle olunca tam bu ortadaki üç dairenin kesiştiği nokta işte yeşil duygu, nokta. Yeşil nokta, evet. Duygunun olduğu bölge diye düşünebiliriz. Ve böyle olunca duygu yönetiminde demek ki üç boyutta çalışabiliriz. Bedenimize yönelik yöntemleri kullanabiliriz ki bugün onu konuşacağız. Zihnimize yönelik, düşüncelerimize yönelik yöntemleri devreye sokabiliriz. Ya da bir takım yeni davranışlar içine girebiliriz, davranışlarımızı değiştirebiliriz. Bugün bedeni konuşacağız. Beden deyince hocam aklımıza ilk gelen şey belki de işte bu, hani spor yapmak geliyor. İşte kendimizi stresten uzaklaştırmak için bir yürüyüş yapmak hemen aklımıza gelebilir. Doğayla baş başa yapabileceğimiz, tabii. yalnız başımıza yapabileceğimiz ya da bir arkadaşımızla yapabileceğimiz yürüyüşler. Bunları hepimiz biliyoruz aslında. Evet. Ama tabii ki nasıl yapılması gerekiyor? İşte doğru nefes alma dedik mesela. Ben bu konuda çok yanlış bilinen ya da eksik bilinen şeyler olduğunu düşünüyorum gerçekten. Meditasyonun bile çok önemli bir yeri var. Tabii doğru ki. Yapıldığı yoga, zaman. Yoga, meditasyon, gevşeme egzersizleri, bunlar çok önemli. Yeter ki doğru yapılsın. Doğru yapılsın. Bu çok önemli. Sürekliliği de önemli, öyle değil mi hocam? Sürekliliği hele daha da önemli. Neden daha önemli? Madem ki biz beynimizi yeniden biçimlendiriyoruz, bu yeni devrelerin, hep devre dediğimiz şey beyindeki sinir hücre, yeni bağlantıların kurulmasından söz ediyoruz. Bu bağlantıların güçlenmesinden söz ediyoruz. Hızlanmasından söz ediyoruz. Yeni hücreler oluşturmaktan söz ediyoruz. Yani böyle olunca tabii ki tekrar çok önemli. Bunu bir defa yapmak, iki defa yapmak. İlaçları bile, yani bir antibiyotiği bile ne yapıyoruz? Yani sonuçta bir hafta kullanmak zorundasınız değil mi? Düzenli kullanmak zorundasınız. Yani onun için bunların da düzenli yapılması çok önemli. Şunu ben bir hatırlatmak istiyorum. Buyurun şimdi hocam. Bütün izleyicilerimizin, hepimiz şu anda yani
ölmemişsek eğer, yaşıyorsak, stresle baş etmede çeşitli yöntemler kullanıyoruz demektir yani. Kendimize göre bazı yöntemler geliştirmiş olabiliriz. Evet, sizin mesela bir sorunuz vardır her zaman. Peki hocam ne zaman bir profesyonele gidelim diye. Çok da merak edilen bir soru evet. Hocam. Yani burada ben o soruyu şöyle değiştirmek istiyorum. Peki benim stres yöntemim acaba, yani stresle baş etme yöntemim ya da stresimi yönetme yöntemim acaba iyi midir? Hani kötü müdür? Belki aklımızdan geçebilir. Çünkü herkesin var. Kimisi işte resim belki yapar. Belki de hangi yöntemi seçmek istediği bile kişinin kafasında bir soru işareti oluşturmuş olabilir. Tabii oluşturmuş olabilir. Kendi yöntemim acaba işlevsel midir değil midir değil sorusu midir? Olabilir kişilerin kafasında. Çünkü bizim burada sayamayacağımız yöntemler de vardır yani. Muhakkak. Onun için şunu belki düşünmek iyi olabilir. Kullandığımız yöntem her ne ise eğer bir şekilde bedenimizde bir rahatlama sağlıyorsa, yani strese girdiğimizde çünkü bedenimiz hemen hızlanma moduna geçer. Eğer bizi yavaşlatma moduna sokabiliyorsa, sakinleştirebiliyorsa bizi bir. Bu bedensel yöntemler olarak düşünebilir izleyicilerimiz bunu ya da diğer yöntem. Hangi yöntem olursa olsun eğer bizi sakinleştiriyorsa, bedenen sakinleştiriyorsa. İkincisi bizim tekrar işimize gücümüze dönmemize yardımcı olabiliyorsa. Yani artık aklımızı bu sorunlardan o çıkarıp, stres kaynağından uzaklaştırıp işimize gücümüze dönmemize yardımcı olabiliyorsa. İlişkilerimizin daha iyileşmesine, daha kaliteli olmasına yardımcı olabiliyorsa, hayattan zevk almamıza yardımcı oluyorsa eğer bu yöntem. İşte o yöntem doğru yöntem. O yöntem doğru yöntemdir. Ama burada birinci sırada saydığım neydi? Bedenimizi sakinleştirmemize yardımcı olabiliyorsa. Olmak. Bu çok önemli. Burada tabii bu bedenin sakinleşmesi için bedenin hızlanma modundan çıkarılması gerekiyor. Onun için bugün sayacağımız bedensel yöntemlerimizi biz belki iki grupta toplayabiliriz. Hemen grupları söyleyelim, kısa bir ara verelim tamam. Hocam. Tamam. Şöyle bedenimizdeki bu hızlanma modunu yavaşlatabilecek yöntemlerden söz edeceğiz. Bir de bedenimizin ve beynimizin gelişmesine, kendisini tamir etmesine yardımcı olacak olan maddeleri içimize aldığımız yöntemlerde. Birinci gruptakiler bizim egzersizden söz edeceğiz. Uykudan ve gevşemeden, meditasyondan söz edeceğiz. İkinci grupta da yani o gerekli olan malzemeleri o da doğru beslenmeden ve doğru nefes almadan söz geçiyor. Edeceğiz. Evet. Kısa bir ara verelim dilerseniz hocam. Tabii sevgili izleyiciler, çok kısa bir aramız var. Aranın ardından bedene yönelik yöntemler hakkında bilgiler alacağız. Başkent'te sağlık kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Biz stres yönetiminde bedene yönelik yöntemler hakkında bilgiler almaya devam ediyoruz. Sizden gelecek olan sorular telefon numaralarımızdan, elektronik posta adresimizden ya da SMS yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Profesör Doktor Nesrin Hisli Şahin'den bilgiler almaya devam ediyoruz. Evet hocam, egzersizle başlayalım isterseniz. Evet, egzersizle başlayalım. Evet. Başlarken de şunu söyleyelim. Egzersiz bedenimizdeki bu hızlanma modunu yavaşlatmaya yarayan yöntemlerden, baş etme yöntemlerinden bir tanesi. Demiştik ki beynimiz dengeye programlanmıştır. O denge arayışı içinde bir tanesi de şudur. Yani biraz hareket edeceğiz, biraz gevşeyeceğiz. Biraz hareket edeceğiz, biraz gevşeyeceğiz. Bu İkisini çok önemli. Bir arada evet, yapmak. Bunu dengeli olarak bunu yapmamızı, beynimiz buna duyarlı. Eğer bir şekilde biz hareket etmiyorsak bu beyin için gerçekten çok zararlı bir durum haline geliyor. Çünkü beynimiz hareket de isteyen bir beyin. Yani biraz hareket, biraz gevşeme. Zaten biraz insanın hareket, yaratılışında da öyle değil mi hocam? Hareket etmek, işte avlanarak yani, hayatını sürdüren bir canlı. Bundan 10 bin sene öncesi falan deniyor. Evet. Yani insanların yerleşik düzene geçmiş olması. Ondan önce çok hareket eden
varlıklarmışız biz. Beynimiz de bu hareketi istiyor. Neden bu hareketi istiyor? Bunu konuşacağız şimdi. Beynin gelişmesi için mi, büyüyebilmesi için mi, beyinde gerekli tamirlerin yapılabilmesi için gerekli olan bir takım maddeler var. Beyin büyüme faktörleri denilen maddeler. Bunlar son yıllarda keşfedilen maddeler. Bu maddelerin üretilmesi için beyin tarafında bu egzersiz çok önemli. Egzersiz bir başka şeyi daha var. Sadece bu beyinde olan faktörler değil bunlar. Bu faktörler beyinde olduğu zaman yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olabiliyor. Beynin o vücudu tamir edecek sistemleri devreye sokmasına yardımcı olabiliyor. Ama bunun yanında mesela bedende de egzersiz sayesinde ortaya çıkan bir takım yine büyüme faktörlerinden bir tanesi. Bedendeki hücrelerin insülin alınımını kolaylaştırıcı bağlanma bölgeleri oluşturuyor. Yani böylelikle kandaki glikoz alımını, kandaki glikozu da azaltmaya yardımcı. Çünkü kanda biraz sonra beslenmeden de söz edeceğiz. Evet. Kanda glikoz arttıkça da beyinde yine problemler çıkıyor. Yani sonuçta yaptığımız her şey beyin sağlığı için. Halbuki onu unutmayalım. Biz strese girince tatlılar, şekerler yemeyi çok severiz hocam. Demek evet. uzak kalmamız evet. gerekiyor. Yani mutlaka beyin sağlığımızdan söz ediyoruz biz burada. Beyin sağlığımızı korumak için, beyin sağlığımızı korumak demek stresi yönetmek demek. Beyin sağlığımızı korumak için de egzersiz çok önemli. Şimdi egzersizle ilişkili olarak bir anlık etkilerinden söz etmek mümkün egzersizin. Yani mesela o çok streslisiniz. Rahatlık. Evet, streslisiniz. Hemen çıkın. En kısa zamanda bir yürüyüş yapın. Mutlaka bir hareket. Yürüyüş olmayabilir. Merdiven inip çıkın. Yani önemli olan böyle bir 20 dakika evet bir efor sarf etmek çok önemli. Anlık etkilerden söz ediyorum. Onu yaptığımız zaman zaten izleyicilerimiz de bilirler, rahatladıklarını fark ederler. Hemen rahatlar. Neden? Çünkü yürüyüş ya da merdiven çıkma ya da bir o hareket aslında demiştik ya bir gaz sistemimiz var, sinir sistemimizin bir de fren boyutu var. Aslında gaza basıyor. Yani hızlandırıyoruz bedenimizi. Fakat beynin programı devreye girdiği için egzersiz bittiği anda o tempolu işte yürüyüş, ip atlayabilirsiniz. Her neyse onu yaptıktan sonra hemen frene basar sinir sistemi. O yüzden frene basmayı kolaylaştırmak için egzersiz çok önemli. Lazım. Bu efor çok önemli. Anlık etkisi o yüzden hemen bir rahatlama hissedebiliriz. Peki bu anlık rahatlama uzun süreli de etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak mı hocam? Şöyle yani eğer biz bu egzersiz devamlı yapıyorsak o zaman tabii ki uzun süreli etkileri sağlayacağız. Ama o anda mesela canımız çok bir şeye sıkıldı, çok öfkelendik, çok üzüldük. Genellikle yaklaşım mesela üzüldüğümüz zaman içime kapanmaktır. Hemen kendimiz böyle işimize kapatırız, böyle bazıları durgunlaşırız ama sonuçta bunlar yanlış baş etme yöntemleri. O sırada hemen çünkü madem ki o enerji üretildi vücutta hemen onun harcanması çok önemli. O bunu hormonları, egzersizle. Bunu egzersiz herhangi yapacağız. Bir evet. Efor sağlama yöntemiyle yapabiliriz. İp atlayın. Merdiven çıkın. Merdiven bu çok çıkın. Güzel bir evet. şey. En azından apartmanın merdiveninden evet, apartmanın bile bu efor sağlanabilir. Evet. Apartmanın etrafında şöyle bir dönün birkaç defa. Yani hiç olmaz bir 15-20 dakikalık bir şey hareket olsun bu yalnız. Hemen öyle hani anlık. Bir dakikalık, iki dakikalık egzersizden söz etmiyoruz. Anlık olarak. Anlık olarak rahatlarız. Rahatlatacak bir tamam. Aynı anda dikkatimiz daha iyi çalışmaya başlar. Konsantrasyonumuz daha artar. Anlık etkilerden söz ediyorum biz bu egzersizi yaptığımız anda. Böyle olunca o egzersizi yapıp, hareketi yapıp geldikten sonra zaten yine izleyicilerimiz bilir. Daha sakinleşmişizdir. O bir kavgadan eğer kavgayı ortada kesip de bunu yaptıysak daha sakinleştiğimizi ve olaya daha birazcık daha objektif bakmaya başladığımızı görebiliriz. Çünkü beynimizin tekrar söylüyorum bu bölgeleri daha kolay devreye girebilir vücut rahatladığı zaman. En az 15-20 dakika olarak öneriyorsunuz. Bu anlık hocam. Ama anlıktan söz ediyorum. Ama evet. uzun süreli uzun koruma etkilerden. İçin yapacağımız egzersizimizin bizim 35 dakikayı geçmesi, 1 saati aşmamasında yarar var. Bunu tempolu olarak, tempolu yürüyüşler şeklinde yapabiliriz. Koşmak falan gerekmiyor. Bazı kişiler eğer daha öncelerden, yani bu işe yeni başlayacaklar özellikle, hiç koşmaya gerek yok. Yaşlar da özellikle ilerlemişse eğer,
tempolu yürüyüşten söz ediyoruz. Yani kalp atışlarımız, tempolu yürüyüş nedir? Kalp atışlarımızı hızlandığını fark ettiğimiz. O alışveriş yaparken yaptığımız yürüyüşten değil. O değil, evet. Karıştırmayalım. Ben yürüyorum diyor bazen arkadaşlarımız. Yok, o yürümeye yürüyüş odaklanmak değil. Da önemli o demiştiniz önemli. Hocam. O çok çok önemli. İşte orada tekrar burayı devreye sokuyoruz. Evet. Yani alt katmanlar çalışırken değil de buranın devreye sokulduğu, sadece yürüyüşe konsantre olduğumuz bir yürüyüşten söz ediyoruz. Bütün aklımız, fikrimiz yürüyüşümüzde, adımlarımızda, o sırada olup bitenlerde filan olacak. Sıkıldığımız, üzüldüğümüz konularda değil. Evet, o çok önemli. Bunu yaparsak eğer, yani bu uzun süreli yani bir saat geçme. Nedir bu? Bir saati geçme ama haftada en az 3 günden söz ediyoruz. Ve terlemeniz gerekiyor yani. Terleyerek bitirmeniz gerekiyor. Kalp atışlarınız hızlanacak, terleyeceksiniz. Ve bunu haftada en az 3 gün yapacağız. Bu çok önemli. Şimdi bir sefere mahsus bile yapsanız, yani bir sefere mahsus yapın demiyorum ama o gün canınız bir şeye sıkıldı ve hemen gittiniz, yürüyüşünüzü yaptınız. Yani anlık etkilerden söz etmiştim ya. Bir de o sırada beyinde dopamin, serotonin gibi böyle işte endorfin gibi beyni rahatlatıcı maddeler de üretiliyor. Öyle olunca ruh durumumuz değişiyor. Hemen modumuz hemen değişiyor. Yani kendimiz birazcık daha iyi hissetmeye başlıyoruz. Bir mutluluk hormonunun salgılandığını anlayabiliriz. Evet, gerçekten öyle oluyor. Hocam. O mutluluk hormonu salgılanıyor. Tekrar dönelim. Uzun süreli egzersiz yapanlarda neler sağlanıyor? Bir defa işte bu beyin büyüme faktörleri devreye girebiliyor. Yani düzenli olarak egzersiz yapan kişilerde beyin büyüme faktörleri devreye giriyor demiştim. Beyin büyüme faktörleriyle birlikte işte bu vücuttaki glikozun azalmasına yardımcı olacak olan yeni faktörler devreye giriyor. Kaslarımız daha yeni kas hücreleri oluşturur, daha esnek kaslarımız oluyor. Bir de damarlarımızda aynı şekilde damar sağlığını sağlayacak olan bir takım maddeler üretiliyor ve daha esnek damarlarımız oluyor. Böylelikle tansiyonu kontrol altında tutabiliyoruz. Evet. İzleyicimiz kronik baş ağrılarından şikayet etmişti. Özellikle bizim izleyicimizin bu kronik baş ağrıları için bu yürüyüşlerini mutlaka düzenli, tempolu yürüyüşlerini yapmasında yarar var. Ama tekrar söylüyoruz, bir kere değil. Haftada 3 gün. Evet, haftada 3 gün bir saati geçmeyecek, 35 dakikanın da altında kalmayacak. Ve bunu etkisini görebilmesi için de lütfen sabırlı olup en az 2 ay sürdürmesi gerekiyor. Bakın bazı ilaçlar verilir depresyondaki kişilere ve en az 3 hafta geçmesi beklenmesi beklenir. Yani ilacın etkili olabilmesi için. Yani 3 hafta belki hemen etki göstereceğini düşünürüz. Yürüyüşler için de böyle olabilir. Yürüyüşler için de böyle. Biraz hemen daha sabırlı olup yani beklememiz o gerekiyor. O anda etkisi olabilir ama kişi şunu soruyor. Tamam, o gün rahatladım ama yani sonra ama hayatım değişmedi. Hayatımız değişmez. Eğer bunu düzenli yapmıyorsak hayatımız değişmez. Çünkü beynimizde o devreler oluşmaz. O devrelerin oluşması için de bunun en az dediğim gibi 2 ay. Yıllık bir süre geçmesi gerekiyor. Evet. Ne sağlayabiliriz uzun vadeli olarak? Dürtülerimizi kontrol edebiliriz. Hani demiştik ya, tepkilerimizi ertelememize dürtü kontrolü demek o. Hemen tepki vermek yerine daha düşünüp taşınıp tepki verir hale gelebiliriz. Çünkü sistemimiz artık daha sakin bir sistemdir. Olaylara hemen pat diye tepki vermeyiz artık. Daha sakin insanlar oluruz. Egzersiz yapan insanlar genellikle öyledirler. Ve daha iyi öğrenebiliriz, belleğimiz daha güçlenir, daha yaratıcı olabiliriz, daha iyi düşünebiliriz, daha iyi problem çözebiliriz. Yani işte dört başı mamur bir baş etme yöntemi. Dört dörtlük bir kişilik oluşturabiliriz aslında. Düşünebiliriz yani. Nereden biliyoruz bunu? Gerçekten pek çok araştırmalar yapılıyor bu konuda. Şimdi onu soracaktım aslında hocam. Evet. Yani bunları hep duyuyoruz ama biraz da somut şeyler öğrenince, deneylerden bahsedince belki inandırıcılığı daha da artıyor. Evet. Nelerdir bunlar? Yani beyinde mesela değişmeler olduğunu artık bütün araştırmalarla bunu gösterebiliyorlar. Mesela kök hücrelerden yeni hücre yapımı oluştuğunu egzersize bağlı olarak gördük. Artık yani ben görmedim tabii ama bu araştırıcılar bunu gördüler. Beyin görüntüleme teknikleriyle bunları gözlediler. İşte mesela 33 yaşında bir grup insana alıyorlar. Belli bir süre, işte haftada 4 kez 40 dakikalık 3 ay süreyle egzersiz yaptırıyorlar. Ondan sonra da beyin işlevlerini ölçtükleri testlere tabi tutuyorlar. Baştan egzersizler başlamadan önceki beyin işlevleriyle dikkat süreçleri, öğrenmeleri, işte yaratıcılıkları her neyse
Sonra ve bu da? Süre ve bunun değiştiğini, çok büyük başarılar elde ettiklerini görüyorlar. Amerika'da bir okul, Naperville diye bir yer var Chicago'da civarında. O okuldaki öğrencilerin öğrenmelerinde inanılmaz artışlar olduğu gözleniyor. %25'e yakın artışlar oluyor. Çocuklar daha iyi öğrenir hale ve geliyorlar. Bu ağır bir spordan da söz etmiyoruz. Sadece haftada 3 gün yapılacak. Evet, yani haftada 3 ya da 4 gün. Yani yapılacak. Gün aşırı yapılacak egzersizlerle olan. Egzersizden söz ediyoruz. Yani bu dağlara tırmanmak falan, yani böyle zor egzersizler. Herkesin yapabileceği egzersizler bunlar. Hatta bu okullarda, bu Naperville'deki okullarda artık bunu bir rutin haline getiriyorlar ve şey egzersizler, bizimki gibi, hani bizimki gibi demeyeyim de oralarda da benzer şeyler olabilir. Hep o yüzden çocuklar kaçarlar ya spor yapmaktan, beden eğitimi derslerinden kaçılır işte. Yapamayacağım, takla atamayacağım, işte köprü kuramayacağım filan. Öyle egzersizler değil bunlar. Bunlar 19 Mayıs hareketleri gibi grup halinde yapılan. Belki hani, bir dans etme. Dans da olabilir bu ama müzik eşliğinde beden hareketleri. Burada zor şeyler olmadığı için de bütün öğrenciler yapar hale geliyor. Bunu okulda topluyorlar çocukları. Hepsinin zevkle yaptığı egzersizler bunlar ve gerçekten öğrenmeye katkısı olduğu görülüyor. Alzheimer's hastalığıyla ilişkili izleyicilerimizden yaşı ilerlemekte olanlar özellikle ilgileniyor olabilirler. Korunmak mümkün. Evet, korunmak mümkün. Bunu en son yeni bir kitap var bu konuyla ilgili. Çünkü bu konu üzerine çok iyi çalışmış bir araştırıcının kitabı. Ve Alzheimer's'ın geciktirilebileceğini, mesela orta yaşlarda başlarsanız eğer bu düzenli spora 10-15 yıl geciktirebileceğiniz, eğer çok ailenizde iyi bir süre hocam, çok iyi bir 10-15 süre, yıl. Ailenizde Alzheimer's hastalığı olan varsa, mesela genetik yatkınlık varsa ya da işte başka bir takım belirtiler varsa ya da risk faktörleri varsa mesela 10-15 yıl geciktirebiliyorsunuz bir. Genç yaşta başlarsanız %50 azaltabiliyorsunuz. Yani bunun genç yaşlardan başlanması tabii ki çok çok önemli. Çünkü beyin çok daha iyi öğrenir hale geliyor. Belleğimiz güçleniyor hale geliyor belki. Bakın, bir tek egzersizden söz ediyoruz. Halbuki daha meditasyona, uykuya geçmedik değil bile mi? Hocam. Yani evet. Halbuki izleyicilerimiz de bilirler, halk arasında bu egzersiz genellikle ne zaman akla gelir? Kilo vermek. Yaz gelirken işte biraz kilo vereyim, azıcık egzersiz yapayım. Kilo vermek için değil. Genel beyin sağlığımız için. Beyin sağlığımız için, stres yönetimi için egzersizden söz ediyoruz. Hocam, her programımızda biz başkentte sağlık programında hangi konuyu işlesek zaten bu konuya değiniyoruz. Yani evet. Artık birçoğumuzun, hemen hemen hepimizin bu konuyu artık beynimizin bir taraflarına yazdığını düşünüyorum ben. Evet, evet. Uyku da çok önemli dedik hocam. Uyku da çok önemli gerçekten. Uykuyla ilişkili olarak şöyle, bir defa araştırmalar şunu gösteriyor. Uykusuzluk ne yapıyor? Ondan isterseniz bir parça söz edelim. Uykusuzluk kısa süreli etkileri var. Uykusuzluğun bir de uzun süreli etkileri var. Kısa süreli etkileri mesela uyku uyumadığınız günün, yani gecenin ertesi günü hepimiz biliriz. Bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çekeriz. Bellek problemleri çıkabilir anlık etkiler olarak. İşte dikkat problemleri çıkabilir uykusuzluğa bağlı olarak. Ama uzun süreli uykusuzluklarımız eğer varsa bizim, yani kronik uykusuzluk çeken bir insansak, bir defa Alzheimer's hastalığı kapıda bekliyor. Yine karşımıza çıkıyor. Evet, evet. Yani kronik uykusuzluk çok önemli. Bir de kronik uykusuzluğa bağlı olarak kortizol hormonunun arttığını biliyoruz. Kortizol hormonu neydi? Stres hormonuydu. Yani kortizol hormonu ile birlikte kandaki glikoz, şeker düzeyi artıyordu. Şeker düzeyi artınca beyinde bu sefer yine yüksek şekere bağlı bir takım problemler, büyüme faktörü, beyin büyüme faktörlerinde düşüşler başlıyor. Halbuki onlar bize ne için lazımdı, beyin büyüme faktörleri? Hem yeni hücrelerin oluşması, hem beyinde, bedende tamiratların yapılabilmesi için bütün bunların mutlaka üretilmesi lazım beyin tarafından. Ama uykusuzluk bunların üretimini durduruyor, yavaşlatıyor ya da kortizolün üretimini hızlandırıyor ki o stres hormonuydu. Böyle olunca stresle baş etmede de sıkıntılarımız olmaya başlıyor uykusuzluğa bağlı. Bir de beyinde yapı bozukluklarına yol açabiliyor. Yani bağlantıların... Niye uzun süreli etkiler evet, değil mi hocam? Bağlantıların bozulmasına yol açabiliyor uykusuzluk. Bir de kalsiyum dengesinin bozulmasına yol açıyor ki... Beslenme konusuna geldiğimizde ondan söz edeceğiz.
bizim sinir hücrelerimiz bir aç kapa ilkesine göre çalışan hücrelerimiz. Burada kalsiyum çok önemli bir rol oynuyor. Kalsiyum çok yüksek miktarda olursa sinir akımında problemler başlıyor. O yüzden yani kalsiyum dengesinin korunması çok önemli ama uykusuzluk kalsiyum dengesini bozuyor. Böyle olacak. Sinir sistemimiz bundan etkilenmeye başlıyor. Uykusuzluk derken hocam gerekli olan uyku 7 saat diyebiliyoruz. Gerekli olan uyku 6 saatin altına düşmesin deniyor. 6 saatle 7 saat işte 8 saate çıkabilir ama onun da üstüne çıkmasın deniyor. Tabii ki bunun kaliteli bir uyku olması da çok önemli. Yani o deliksiz uyku. 4 aşamadan geçtiğimiz, 4 aşaması olan bir şeydir o. İlk işte 1,5 saat içinde basamak basamak inersiniz. Birinci aşamadan ikinci, üçe en alta inersiniz. Sonra tekrar çıkarsınız. Ondan sonra rüyalarınızı görmeye başlarsınız. Sonra tekrar inersiniz. Bir gece içinde 4 ya da 5 kez bu böyle inişli çıkışlı durumdadır. Ve beyinde çeşitli beyin dalgaları ortaya oluşur. Bu değişik beyin dalgaları ve rüyalar aynı şekilde beynimizin yeniden biçimlenmesi için, bir şeyleri yerine oturtması için çok gerekli. Yani rüyalar çok gerekli. Onu bir hatırlatalım. Uyku derken rüyasız uyku çok işe yaramıyor. Hem rüyalı uyku olacak hem derin uykusu da olacak. Her aşamasından geçtiğimiz bir uyku olacak. Hocam bir izleyicimiz sizin anlattığınız bu yöntemlerin panik atak rahatsızlığında da tabii ki rol oynayıp oynayamayacağını soruyor. Oynuyor. Yani şöyle yine panik oynuyor. Atakta bu yöntemlerle yenilebilir. Tabii ki. Panik atak için biraz sonra konuşacağımız gevşeme ve doğru nefes alma yöntemleri de önemli olacak, etkili. Ama sonuçta panik atak bir strese bağlı kaygının aşırı artmasıyla ortaya çıkan bir şeydir. Bedenden gelen sinyallerin yanlış yorumlanmasıyla bağlantılı. Bedenden gelen sinyaller işte kalp atışlarının değişmesi birdenbire kalp krizi geçiriyorum şeklinde yorumlanırsa eğer panik atak devreye girer. Yani öyle olunca da sakinleşmek. Bedenin sakinleştirilmesi çok önemli. İşte bu yöntemler bedenin sakinleştirilmesinde önemli. Evet. Egzersiz ve uyku önemli. Uykuyu konuştuk. Hocam. Evet. Bir de gevşeme var. Meditasyon belki. Yani şöyle gevşemenin zaten kendisi bir tür meditasyon diyebiliyoruz ama çeşit çeşit meditasyon türleri var. Ben burada sadece gevşemeden söz etmek profesyonel istiyorum. Profesyonel bir destek almak gerekiyor mu ya da bizim yapabileceklerimiz neler olabilir hocam? Gevşeme olarak bizim şimdi ondan söz edeceğim ama mesela meditasyon öğreten okullar olabilir, yoga öğreten yerler var. Burada tabii kaliteli olanının bulunması çok önemli çünkü şeyde çok müsait yani istismara da çok müsait şeyler bunlar. Onun için gerçekten bunu bilimsel olarak yapan insanları bulmak çok önemli. Şimdi bu çok basit yöntemi ben bir söyleyeyim. Burada yapacağımız şey vücudumuzu tanımak, vücudumuzun gergin haliyle gevşemiş hali arasındaki farkı tanımak. Ve doğru nefes alıp vermek. Yani doğru nefesi zaten isterseniz hemen şimdi söz edelim sırası gelmişken. Hemen edelim hocam bence. Ben de merak ediyorum bunu. doğru nefes dediğimize göre bir de yanlış nefes olmalı. Yanlış nefes nedir? Yanlış nefesimiz ya burnumuzdan ya da ağzımızdan aldığımız ama bir şekilde akciğerlerimizin sadece üst kısmını doldurduğumuz bir nefesten söz ediyorum. Yani karnımızın içeriye çekildiği, şöyle göğsümüzün kalktı, omuzlarımızın kalktı. Bu nefes yanlış nefes. Yani göğsümüz şişmeyecek nefes alırken. Evet çünkü bu nefes demiştim ya bir fren sistemi var bir de gaz sistemi. Gaz nefesidir bu. Yani sinir sistemimizin hızlanma modundaki nefesimizdir. Ama biz hep böyle nefes alıyoruz evet, hocam. Evet biz derin nefes deyince sanki nefesimizi alıyoruz. Göğsümüz bir bu derin şişiyor. Nefesmiş gibi geliyor bize. Aa, bu derin nefes değil. Ne hocam? Karnımız... Yani gevşeme nefesi değil. Evet. Diyafram nefes dediğimiz nefes burnumuzdan alıyoruz. Nefesimizi içeriye doğru çekerken aşağıya doğru itiyoruz ve karnımızı şişiriyoruz. Yani göğsümüzde hiç inme çıkma olmuyor. İşte hiç inme çıkma yok. Karnım şişiyor şu anda ve ağzımdan veriyorum. Biraz bunu birkaç kez yaparak belki. Bunu birkaç kez yaparak bu unuttuğumuz bir nefes. Aslında şöyle uyurken herkes bu nefesi alır. Yani doğru nefes alır. Çocukları izlerseniz zaten çocuklar gün içinde de genellikle bu nefesi alır. Biraz büyümeye başlayınca o nefes değişir. Günlük hayatımızda biz unutmuş oluyoruz bu nefesimizi. Ama bunu birkaç defa deneye yapabiliriz. Önemli olan karnımızın şişmesi. Nefesi alırken karnımız şişecek. Burnumuzdan nefesi alırken karnımız şişecek. Nefesi ağzımızdan verirken de karnımız inecek.
bir kitap koyabilirsiniz karnınıza, bakın ellerinizi koyabilirsiniz karnınıza, bakın şişiyor mu? Evet, test etmek için. Ya da şöyle bir yöntem de işe yarayabilir. Önce ciğerinizdeki bütün nefesi ağzınızdan boşaltın diyorlar. İyice boşaltıyorsunuz. Yani ciğerleriniz böyle iyice sönünceye nefessiz kadar, kalıyor. Nefessiz kalıncaya kadar boşaltıyorsunuz. Sonra burnunuzdan alıyorsunuz, karnınız şişiyor. O zaman genellikle daha çabuk karın şişer. Ya da bir gül kokladığınızı düşünün. Gülün kokusunu gerçekten burnunuza getirirseniz eğer, getirebilirseniz ya da nergis ya da neyse yani sevdiğiniz bir çiçeği koklar gibi yaptığınızda karnınız şişer. Hocam peki bunu yine tabii ki herhangi bir işle uğraşırken değil de yine buna odaklanarak yapmamız önemli. Bu çok önemli. Önemli. İşte gevşeme ama şöyle anlık da yapabilirsiniz. Mesela bir toplantıya gireceksiniz. Evet. O hemen anda bu da. Nefesten şöyle 5-6 tane alın. Diyafram nefesi diyoruz biz buna, karnımızın şiştiğini. Diyafram nefesi alın, sakinleşmeye başladınız. Programlardan önce mesela. Program yapabilirsiniz tabii ki yani. Biz mesela konferanslar falan verirken ben yaparım ya da işte performans sergileyecek olan aktörler, işte kişiler yapabilirler. Yalnız şöyle nefesimizi burnumuzdan alırken 5'e kadar sayıyorsak ağzımızdan verirken 7'ye kadar sayacağız. Hemen pat diye vermeyeceğiz ağzımızdan. Yani birazcık hızlı daha hızlı davranmadan. Evet, biraz sakin. Daha sakin, yavaş ve verme süresi almadan birazcık daha uzun olacak. Şimdi gevşemede ne yapıyoruz? Gevşemede bu nefesi alıp vermeyi bir güzel öğreniyoruz. Ondan sonra da gözlerimiz kapalı yaparsak daha uygun olur. İşte isterseniz eğer bu aşamalı gevşeme dediğimiz yöntem var. Yumruklarınızı kasıyorsunuz. Nefesinizi alırken kasıyorsunuz yumruklarınızı. Nefesinizi verirken de yumruklarınızı açıyorsunuz. Ve aradaki farkı fark etmeye çalışıyorsunuz. Yani burada hep vurguladığımız şey o. Aradaki farkı fark etmeye başladığınızda burayı çalıştırıyorsunuz. Çünkü burası farkındalık bölgesi, dikkat bölgesi burası. Bu yöntemi uyguladığımızda evet. Vücudumuzdan neler olur? Vücudunuzdaki gevşeme kasların gevşemesine ve kasılmasına dikkatinizi odaklıyorsunuz. Öyle olunca başka bir şeylerle de meşgul olmuyor zihniniz. O yumruklarla başlanıyor. Ondan sonra nefesinizi alırken kol kaslarınızı kasıyorsunuz şöyle ve bırakıyorsunuz. Nefesinizi verirken iki defa. Sonra nefesinizi alırken işte omuzlarınızı kasıyorsunuz. Ve nefesinizi verirken bırakıyorsunuz. Yüz kaslarınızı kasabilirsiniz, çenelerinizi kasabilirsiniz, buruşturabilirsiniz, kaşlarınızı çatabilirsiniz. Nefesi alırken kasıyorsunuz, nefesi verirken gevşetiyorsunuz. Ama her seferinde tekrar söylüyorum, her kas grubu için gerilmiş haliyle gevşemiş haline dikkat ediyorsunuz. Sonra göğsünüzde tutuyorsunuz, göğüs kaslarınız kasılıyor ve bırakıyorsunuz, gevşiyor. Karnınızda tutuyorsunuz nefesinizi aynı şekilde. Kalça kaslarınızı, bacaklarınızın üst kısmı, baldırlarınız ve ayaklarınız sırayla yani şöyle başlayıp şöyle aşağıya iniyorsunuz. Ondan sonra bütün vücudunuzu kasıyorsunuz ve gevşetiyorsunuz iki defa. Ondan sonra da o her nefeste birazcık daha kendinizi bıraktığınız, birazcık daha ağırlaştığınız, yatarak yapabilirsiniz, oturarak yapabilirsiniz. Biraz daha bedeninizin ağırlaştığını fark ettiğiniz rahat nefeslerinizi alıp vermeye başlıyorsunuz. Bunu yaparken isterseniz sayın mesela birden ona kadar nefesinizi alırken bir, verirken on ya da zihninizde gitmek istediğiniz güzel bir yeri canlandırabilirsiniz. Bir tatil canlandırabilirsiniz. Evet, tatil canlandırabilirsiniz. Beş duyunuzu kullanarak tatili canlandırabilirsiniz. Hocam izleyicilerimiz yine depresyon için de bunlar işe yarar mı diye soruyor. Kesinlikle yarar. Depresyonun son yıllardaki tedavisinde bir defa bedensel yöntemler çok önemli. Gevşeme yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Doğru nefesi kullanabilirsiniz. Çok önemli. Evet. Hocam çok az bir vaktimiz kaldı. O zaman hemen sağlıklı beslenme dedik. Geçelim. Biraz da onun konu hakkında bilgiler alalım. Evet, haftaya yine hatırlarız bilgilerimizi. Öyle yapalım. Olmazsa sağlıklı beslenme dediğimizde hocam yine de çok kısa bilgiler alalım. Sağlıklı beslenme o kadar vaktimiz var. Dediğimiz bir defa kandaki şeker düzeyini dengede tutabileceğimiz bir beslenmeden söz ediyoruz. Sağlıksız beslenme ise kandaki şeker düzeyini hemen arttıran bir beslenme tarzı. O, abur cuburlar. Abur cuburlar ve basit şekerler yani işlenmiş şekerler, beyaz şekere dayalı işte pastalar, börek ya da beyaz unlar. Bunlar çok çabuk kana karışıyorlar ve çok çabuk şekeri yükseltiyorlar. Ve stresin de ortaya çıkmasında etkili olabiliyorlar. Tabii ki şöyle bazıları mesela kafein içeren besinler, besin demeyelim buna ama yani kahveydi, kolalı içeceklerdi. Bunlar kafein içerdiği için vücudu hemen gaza bastırıyorlar. Yani sistemi hemen uyaran şeyler halbuki bunlar. Halbuki biz bunu yavaşlatmak istiyoruz. Evet. Çok güzel onu hatırlattığınız iyi oldu. Yani doğru beslenme dediğimiz şey sistemi
frene bastırmaya yardımcı olacak olan beslenme. Hı-hı. Ayrıca da beyindeki o büyüme faktörlerini devreye sokucu bu bir beslenmeden söz ediyoruz. Akdeniz diyeti yine gündeme Akdeniz geliyor. Akdeniz diyeti hocam. Çok önemli. Şeker alacağımız zaman bunu karışık karbonhidratlardan, yani işte baklagiller, tahıllardan almamız çok önemli. Hemen çabucacık kana karışmayacak olan şekerden Hı-hı. söz ediyoruz. Hı-hı. Şöyle yapalım, yani bunu birazcık daha açarak önümüzdeki hafta bilgiler verelim. Verelim. Hocam. Beslenmeyle başlayalım. Beslenmeyle başlayalım. İzleyicilerimizden gelen sorular olursa da saglik@kanalb.com.tr adresinden sevgili izleyiciler bu sorularınızı biz bekliyor olalım. Tamam. Hocam olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Bu çok değerli ediyorum. Bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugün de Başkent'te Sağlık programımızın sonuna geldik. Az önce de hatırlattığım gibi kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz programlarımızı www.kanalb.com.tr adresinden program arşivleri bölümünden izleyebiliyorsunuz. Biz hafta içi her gün 12.30'da ekranlarınıza geliyoruz. İyi ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle sağlıkla kalın.